Bir başka mahpus ile yapılan görüşmede 27 Mayıs tarihinde ayakta sayım vermeyeceklerini ifade eden bir dilekçe verdiklerini bu dilekçe işlem görmeyince 28 Mayıs tarihinde tekrar dilekçe verdiklerini ve bu dilekçelerinin işleme alındığını 29 Mayıs tarihinde baş memur ile birlikte 30-40 kadar kişinin sayıma geldiğini, koğuşta kalanların tamamı olan 5 kişinin de bu sırada masada oturduklarını, memurlara sayımı bu şekilde alabileceklerini söylediklerini, memurların kalkın aya ve dışarıda sayın verin dediklerini, akabinde kendilerini sürükleyerek dışarı çıkardıklarını söylemiştir. Bu durumda dahi sayım vermeyeceklerini söylendiklerinde ise sürükleyerek hücrelere götürülmeye çalışıldıklarını, baş ve bel bölgelerine kuvvet uygulanarak kolları arkada ters kelepçeliymiş gibi duruma getirilerek darp edildiklerini, çok fazla memur olduğunu, kişi başına 5-6 memur düştüğünü ve darp edildiklerini, sırtına basıldıklarını 5 kişinin ayaklarıyla bastığını, hepsinin de kafasını kaldırmaması için elleriyle tazik uyguladıklarını, hücreye getirildiklerini, hücre kapısında zorla çıplak arama yapmaya çalıştıklarını, buna karşı sert çıktıklarında ise soyunun dediklerini, soyunduktan sonra hücreye alındıklarını, hücre içinde de kendilerine çök kalk yaptırıldığını, bazı arkadaşların da çıplak aramadan sonra çoraplarının vesaire verilmediğini, Aynı gün saat 10 civarında doktorun geldiğini, hiç muayene yapmadığını, elleri, kolları ve bellerinin ağrıdığını söylemelerine rağmen doktor muayene etmeden gittiğini, aynı gün kendileri hakkında disiplin soruşturması açılmış olduğunu belirtmiştir. Hapishanede avukatların mahpuslarla yaptığı görüşme sonrasında kurum idaresiyle görüşme talep edilmiş ancak önce birinci müdürün görüşmeyi kabul etmediği söylenmiş daha sonra da adliyede başsavcının yanında olduğu ifade edilmiştir. İkinci müdür ile görüşme talep edilmiş ancak onun da olmadığı söylenmiş ve görüşme talebi kabul edilmemiştir. Hapishane çıkışı sonrası Kırşehir ile çıkışına kadar emniyet ekiplerinin araçları tarafından takipte devam etmiştir. Tespit edilen hak ihlalleri, temel hak ve özgürlükleri ilişkin uluslararası sözleşmelerde başta işkence yasağı, mahpusların tutulma koşulları, hapishane idarelerinin yetkilerinin sınırları, hapsedilenin hakları hakkında belli kural ve standartlar bulunmaktadır. Mahkumlara uygulanacak muameleye ilişkin standart asgari kurallar Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Avrupa Hapishane Kuralları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ulusal mevzuatımız mahpusların tutulma koşullarının insan haklarına uygun şekilde gerçekleşmesi gerektiğini düzenlemektedir. Bu bağlamda mahpusların beyanlarına göre gerçekleşen hak ihlallerini değerlendirmesi gerekmektedir. şehir E tipi kapalı hapishanesinde tutulan mahpusların sayısının kolaylıkla tespit edileceği göz önüne alındığında askeri nizamda sayım istenmesinin insan onuruna aykırılık teşkil ettiği gözlenmektedir. Mahpusların kısıtlaması mevzuata aykırıdır. Görüşme yapılan mahpusların hiçbir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılan mahpuslardan olmadığı halde ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ağırlaştırılmış müebbet hapis infazı başlıklı 25. maddede belirtilen infaz koşullarına tabi tutulmaktadır. Bu maddeye göre mahpusun günde bir saat açık havaya çıkma ve spor hakkı bulunmaktadır. Oysa bu uygulamaya tabi tutulan mahpuslar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılan mahpuslardan değillerdir. Kaldı ki tek başına hücre ya da ortak oda ya da oda olarak tabir edilen yerde kalan mahpusun tek başına havalandırma imkanından yararlandırılması da hukuka uygun değildir. Bir kişinin tek kişilik odada kalması ile tüm iletişim alanlarının kendinden ibaret kılınması ayrı anlamlar taşır. Bu durum tecrüt değerlendirilir.